Merhaba. Biraz önce karelerde de bazı örneklerini izlediğiniz gibi değişik konularda çeşitli fotoğraflar çektim. Fotoğraflarımın bazıları ulusal, uluslararası yarışmalarda derece aldı. Bazıları sergilemelere girdi. Hemen belirteyim, ben bencil bir kişiyim. Fotoğraf konusunda bencil bir kişi. Öncelikle kendim için fotoğraf çekerim ve fotoğraf çekmekten hoşlanırım. Bu nedenle zaman içinde bu tür yarışmalar da benim için cazibesini giderek yitirdi. Ama yarım yüzyılı geride bırakan bu süreçte benim için çok uğraştırıcı olan, beni çok yoran ama aynı zamanda tanımlanamaz bir heyecan da yaratan çekimler, onların cazibesi hiç azalmadı. Olumlu etkileri de hatta giderek arttı. Portre çekimleri. Çektiğim bazı portreler yıllar içinde her bakışımda bana ayrı bir tat verdi ve yeni portre çekimlerim için güç kaynağı oldu. Böyle bir güce her zaman gereksinme duydum. Her portre çekiminde bu gücü hissetmek istedim. Hissettim de. Çünkü portre çekimi bir muamma ummanına dalmaktır. Şifreler gizleriz yüzlerimizde. Bu şifreleri çözümleyebilmek ya da farkında olmamak günlük iletişimde bir yere kadar önemlidir. Fakat portre çekiminde karenin istediğim gibi olabilmesi için bu şifreleri çözebilmem gereklidir. Çünkü karenin istediğim gibi olabilmesi bu şifreleri çözümlememle ilintilidir. Ve o zaman diliminde nirengi niteliğindedir bu şifreler. Çünkü portrenin öncelikle çeken kişiye coşku vermesi gerekir. Bu coşkunun kaynağında portresi çekilen kişinin yüzündeki şifre ya da şifrelerin çözümünün getirdiği tanımlanamaz duyguseli vardır. Çünkü yüzdeki şifreleri çözmek an itibariyle o kişinin ruhuna ulaşabilmektir bir anlamda. Portre çekimi yaparken taraf oluşturduğum bir iletişim içindeyimdir. Ve bu iletişimi objektif olarak değerlendirebilmem neredeyse mümkün olamamıştır. Hepimizin bildiği gibi fotoğraf makinesinin lensi görünümün objektif olarak saptamasını yapar. Ama vizörden bakan gözün şifreleri çözebilecek niteliği önemlidir. Objektif bakış açısına sahip olması değil. Yüz sürekli şifreler üretir. Anlık değişimler içindedir. Ruhun iletişim sağlayabileceğimiz o an katmanının şifresini çözebilmemiz için öncelikle o şifrenin oluştuğu anı kaçırmamamız gerekir. An fotoğrafının en büyük isimlerinden Henri Cartier-Bresson, The Decisive Moment albümüne 1952 yılında yazdığı ön sözünde şöyle demiş: "Biz fotoğrafçıların işi durmaksızın yok olan şeylerledir. Ve bir kez yok oldular mı, onları geri getirecek hiçbir yöntem yoktur yeryüzünde.
bir belleği banyo edip kağıda basamayız. Yazarın düşünecek zamanı vardır. Bir şeyi kabul edip vazgeçebilir, sonra yeniden kabul edebilir ve düşüncelerini kağıda dökmeden önce birçok anlamlı ögeyi birbirine bağlayabilir. Öte yandan beynin unuttuğu ama düşüncelerin bilinçaltı tarafından düzene sokulduğu bir dönem de vardır. Ama fotoğrafçılar için giden sonsuza dek gitmiştir. An içinde yüzdeki şifreleri önce saptayıp sonra çözebilmem, portresini çekeceğim kişiyle bir eş zamanlılığı yaşamamı gerektirmiştir. Çünkü üzüntü, şaşkınlık, sevinç ve benzeri gibi evrensel nitelikte kimi mimikler şifre çözümlemesinde yanıltıcı etkilere kapılmamıza neden olabilirler. Bu tür mimikler bilindiği gibi çok belirgindir ve kimi zaman maske olarak da kullanılabilirler. Örneğin bir insanın üzüntüsüne katılmış gibi görünebiliriz. Herkesin kendine göre bir rol yapma yeteneği vardır. Üzülmüş gibi bir ifade yer alabilir yüzümüzde. Ama bir kişinin sevincine katılabilmemiz için onun adına gerçekten sevinmemiz gerekir. Aksi durumda takılmış olduğumuz seviniyormuş ifadesi rol yapma yeteneğimize karşın sığlığı ile kendisini belli edecektir. Ayrıca bunu görebilmek için şifre çözümleyicisi olmaya da gerek yoktur. Nietzsche, "Ey insanlar, yüzlerinizden daha iyi maske takamazsınız," demiş. Nietzsche'nin bu özdeyişinden hareket edecek olursak, ardındakine ulaşabilmemiz için önce maske aşılmalı, bunun için de portresini çekeceğimiz kişi yakın bir iletişim sağlanmalıdır. Kendisini rahat, kimi zaman da rahatsız hissettirmemiz gerekebilir. Şimdi çoğunluğun belki adını bile duymadığı bir kişiden söz etmek isterim. Portre fotoğrafçılığının dünya ölçeğindeki büyük bir ustasından. Yusuf Karş. Yusuf Karş, Mardin doğumludur. 15 yaşına gelince ailesi onu Kanada'daki fotoğrafçı amcasının yanına göndermiştir. Ve Yusuf Karş, zaman içinde portre fotoğrafçılığı konusunda Kanada'da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Öyle ki zamanın başbakanının dikkatini çekmiş ve başbakan 1941 yılında Churchill'in Ottawa Avam Kamerası'nda yapacağı konuşma sonrası Yusuf Karş tarafından gerçekleştirilecek bir fotoğraf çekimi ayarlamıştır. Gel gelelim, Churchill'in olaydan haberi yoktur. Kendisine haber verilmemiş olmasından dolayı önce serzenişte bulunmuş, daha sonra kısa bir çekimi onaylamıştır. Karş, her zamanki gibi puro içmekte olan Churchill'den çekim yaparken purosunu bırakmasını nazik bir dille istemiş ama bu isteği Churchill tarafından kesinlikle reddedilmiştir. Karş, çekim hazırlıklarının son çalışmalarını yapıyor görünümündedir.
fotoğraf makinesinin deklanşörüne bağladığı bir uzatma kablosu ile Churchill'in yanına yaklaşır ve özür dileyerek Churchill'in dudakları arasından Pro'yu çekip aynı anda deklanşöre basar. Karşın hayatımı değiştiren fotoğraf diye nitelendirdiği karıyı Life satın almış ve 21 Mayıs 1945'te kapak yapmıştır. Zaman içinde çektiği portrelerle dünyada büyük ün kazanan Karş, Hu Su'nun 2000 yılı basımındaki 100 insan arasında yer almıştır. Listedeki 51 kişi Karş'ın fotoğrafını çektiği kişilerdir. İnsanoğlu garip, yüzündeki şifre şifreleri çözdüğünüzü düşünüyorsunuz. Deklanşöre bastığınız anda başka bir şifreyi saptıyorsunuz. Özellikle kadın portreleri çekimlerinde. Bu çok heyecan verici. İnsan yüzlerindedir en gizemli şifreler. Kimini çözmek kolaydır, kimini çözmek için uğraşmanız gerekir. Sonuç alamadığınız da olur. Gökyüzünde kayan bir yıldız gibi muamması ile yitip gider yüz. Hüzün vericidir. Hilmi Yavuz'un dizelerini anımsar. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Belki de en çok anladığımız der. Yüzlerde gizlenen şifreleri çözebilmek için yolunuza devam edersiniz. Konuşmamı başka bir şairimizin, Orhon Murat Arıburnu'nun dizeleriyle bitireyim. Şiirin adı Şifre. Kaşın şifre, gözün şifre, gülmen, konuşman şifre. Yaradan şifre yaratmış. Seni çözmek için şifre müdürü mü olmalı? Saygılarımla.